İlk yarıyı bitirdik. Erteleme maçımızdı. Adana Spor maçıyla Rizespor'un bir maçtı. Hiç ara veremiyoruz maalesef. Veremedik yani çünkü bu hafta sonu, bir sonraki hafta sonu Tuzla ilk maçıyla ikinci yarıya başlayacağız. Eksik oyuncularımız var. Transfer tahtamız kapalıydı. Son maçlarımızda 8 mağlubiyet arka arkaya aldık. Bunun 5 tanesi bizimle oldu. 5 mağlubiyet arka arkaya. Hem antrenör ve şampiyonlar spor oynadığım yıllar hiç böyle bir mağlubiyet serisiyle karşılaşmadık. İnşallah burada son olurdu. Bu oynadığımız maç, pazartesi günü maç son olur ki çok kötü bir şey gerçekten. Yani bu mağlubiyetleri toparlamak için biraz da bizim gelişimiz zamanlaması, yani bu şikayet anlamı değil ama çok kötü bir döneme denk geldik. İşte cezaların olması, işte takımdan ayrılmaların, yabancı oyuncuların sözleşmelerin bitim tarihleri falan. Bunlar biraz elimizdeki olanakları kısıtladı. Zaten ön bölgemizde oyuncular yok. Kanat oyuncularımız hiç yok. Sadece iki santraforumuz var takımda. Ön oyuncusu dediğimiz. İrfan asistli Mert vardı. Genç arkadaşımız. Yani futbol değişik bir oyun. İki tane kale direğini kaldırdığınız zaman amaçsız bir durum. Gol atma maçı savunuyorsunuz. Galip gelmek için de hücum etmek zorundasınız ve gol atmak zorundasınız. Farklı bir oyun. Oraya yakın oyuncularınız olmadığı zaman yani oyun kilitleniyor. Ama şunu söyleyebilirim. En büyük kazancımız herhalde bu son haftaki Pazartesi erteleme maçındaki durumumuzdu. Tamamen hemen hemen 17 futbolcunun 15'i altyapımızdan yetişen oyuncular. Yaş ortalamaları çok düşük. İlk defa hafta içi profesyonel oynayan oyuncularımız vardı. Yani en büyük sevincimiz o. Bizim kulübümüzün altyapısı iyi çalışmış bu zamana kadar. Altyapıcılarımız zaten maçtan sonraki röportajlarımda da teşekkür ettim. Emeklerine sağlık. Yani bu oyuncular bizi yetiştirmedik yani. Herkesin hakkını vermek lazım. Biz bir aydan beri sadece onları yönlendiriyoruz. Ya da işte beyinsel olarak hazırlıyoruz maça. Bir şekilde motive ediyoruz. Bu oyuncunun tamamen hazırlanması, altyapı oyuncularımızın. Şimdi oradan geliyoruz. Orada 19'ların bir hazırlık maçı vardı. Olabildiğince fırsat buldukça izliyoruz. Orada da var çok iyi oyuncular. Daha alttan da gelen oyuncular var. Ama bu arada tabii şurada da 2 yıldan beri yatan bir tesis var. Boş. Onları da halletmek. Yani Aksar gibi bir yerde daha çabuk olmalıydı. En azından bundan sonra daha çabuk olur. Çünkü orada ben gidip öğreniyorum. Orada velilerle de izlemeye geliyorlar. Yani çocuklarımı getirenler var. 130-140 kilometreden her gün hafta 4 gün çocuğun antrenmana getirip götürüyor. Yani onları da yatırsak, yedirsek, içecek. İnanıyorum ki yani siz de aynı görüştesinizdir. Bu işler daha hızlanır. Daha organize bir şekilde, daha mantıklı bir şekilde yol alınır diye düşünüyorum. Yani son özellikle bu sezonun ilk başında biliyorsunuz bir Bursa olayı. Daha önceden bir Bursa Spor olayı, Altınordu olayı, işte Eskişehir Spor'un durumları falan. Bir yere kadar geliyor para harcamalar, büyük paralar harcanıyor bu işlere, dışarıdan transferler, çok mu fark var aralarında, bunlar hep tartışılır yani. Ya da niye biz ülkemizin ya da şehrimizin çocuklarına güvenmiyoruz? Bunlar hep konuşuluyor. Yani Aksar'da da varmış böyle bir potansiyel var yani. Belki hocalarım daha iyi bilirler, daha önceden onlar olduklarını görüyorlar da ben yeni gelen biri olarak bunu söylüyorum. Olduğunu kesinlikle. Çok iyi gençlerimiz olduğunu, oynayabilecek kapasiteli arkadaşlarımız olduğunu. Belki bu arkadaşlarımıza bazen Süper Lig'e kadar giden bir maceraları var. Olacak yani. Ben inanıyorum yani. Kesinlikle bizim altyapımızdan Süper Lig'e giden oyuncu olacak. Bunu önümüzdeki yıllarda görürüz. Kesinlikle böyle bir kapasiteleri var. Sevincimiz o oldu. Bu mağlubiyetlerin arasında tek sevinebileceğimiz nokta bu. Şimdi transfer dönemine girdik. Aramız yok. Kampa gidemiyoruz. Ara vermeden salı günü antrenmana başladık. Oynamayan oyuncularımıza antrenman yaptırdık. Oynayanlara bir gün izin verdik. Çarşamba günün akşam tam takım olarak
Tekrar çalışmalara başladık. Oynayanlar, oynamayanlar. Bu sabah bir çalışma yaptık. Akşam da yapacağız. Yarın da böyle iki çalışma yapacağız. Cumartesi günü de böyle iki çalışma yaparak. Pazar günü bir gün izin vereceğiz. Pazar günü tekrar çalışmamıza başlayacağız. Çünkü maç tarihimiz de belli değil. Muhtemelen cumartesiden sonra olacağı için biz pazar günü toplanmayı belirledik. Maç tarihine göre de durumumuzu gözden geçireceğiz. Sanıyorum önümüzdeki haftada transferimiz, yani pazartesi açılabilir. Yarın açılma ihtimali olabilir. En son bilgilerle. Tam net bilmiyorum. Yöneticilerimiz, başkanlarımız çalışıyorlar bu konular hakkında. Biz oyuncu olarak transfer için fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Anlamda net bahsedemiyoruz. Tabii siz de bilirsiniz. Başka takımların durumları mevcut oluyor. Birazcık böyle bu konularda ketum olmakta fayda var. Neticede çok kısa bir zaman sonra bunları da size çağırıp açıklarız zaten. Durum böyle. Çalışmaya devam ediyoruz yani. Biraz sonra yine bir antrenmanımız olacak. İkinci antrenmanımıza çıkacağız. Şunu söyleyebilirim. Burası Süper Kupa kazanmış. Türkiye Kupası kazanmış. Avrupa Kupalarına mücadele etmiş bir takım. Etki çok büyük. Bu durumda olması çok üzücü. Daha önce de bunu söylemiştim. Çok diğer bazı örneklediğimiz kulüpler gibi işte çok büyük borçlar da şu anda değil. Yani tam dibe vurmadan da bu takımın bir şekilde kurtulabileceğine inanıyorum. Ama onlar tabii sadece bizim inanmamızla ya da sizlerin veya belli bir kısım değil. Şehrin bir şekilde bu konuda hareketlenmesi lazım, desteklemesi lazım. Biraz da sabırlı olması lazım. Böyle durumlardan kurtulma durumlarında biraz sabır gerekiyor. Hemen her şey bir anda olmuyor. Şimdi yeni transferler geldi. Çalışmaya zamanı yok. Biraz sonra maç var. Yani önceden bu hastalığın durumu da belli. Önceden belli bir dönem aralırdı. Bir kampa giderdim. 3-5 hazırlık maçı yapardım. Yani bunları da yaşayamıyoruz şu anda. Bunlar elimizi çok darlaştı. İnanılmaz. Ya belki oyuncuları liglerde, maçlarda falan tanıyacağız yani. Öyle bir durum da var. Bunlar da sonuca etken faktörlü olacak. Yani çünkü oyuncuları tanımak kolay değil yani. Yani özellikle biz antrenörler için tamam. Belki bizim dışındaki mesleklerde yani sizlerin diyeyim, örnek vereyim yani. Bir oyuncuyu tanıması gelip 2-3 tane maçını izlersiniz ama bizlerin çok yakından tanıması gerekiyor. Hem karakter olarak tanıması gerekiyor hem saha içindeki teknik durumlarını tanımamız gerekiyor. Çünkü çok kolay değil yani. Bazen ben buraya geldim mesela çocuklarla ilk maça çıktığımda hala bazı çocukların isimlerini bile karıştırdım oluyor yani. Doğal bir şey yani. İnsani bir durum çünkü Lecce'de. Bir anda geliyorsun 30 tane isim, 15 tane personel falan filan bir sürü. Yani zor. Hem bir yandan çalışmanızı yapıyorsunuz falan. Yani o konularda biraz zaman darlığımız var. Tek bizi engelleyen, kısıtlayan, düşündüren konu yani en büyük sıkıntılı durumumuz bu. Onun haricinde çalışma ortamlarımız burada çok iyi. Yani çalışma şartlarımız çok iyi. Bazen işte yağmurlar falan oluyor, sağımız biraz su tutuyor falan ama sağ olsun Bayram Ali Hocam bizi farklı durumlarda yardımcı olarak en azından destekliyorlar. Yani bir şekilde burada problemlerimiz çözülüyor. Çalışma problemimiz yok. Çalışma şartlarında hiçbir sıkıntımız yok. Çocukların dinlenmeleri, yemekleri, buradaki çalışmalarımız, toplantılarımız, analizlerimiz bu konularda hiçbir sıkıntımız yok. Çok rahat çalışıyoruz. Sizlerin soracağı soru var mı? Ben anlattım biraz ama. Hocam transfer dönemi bugün ya da yarın açılacak dediniz. Yarın veya pazartesi. Pazartesi de olabilir. Kaç tane transfer yapmayı düşünüyorsunuz? Hangi bölgelere? Yani şu anda biraz bunun geniş çaplı düşünmek zorundayız. Hemen hemen bütün bölgede transfer yapabiliriz. Bunun sayısını net veremiyorum. Ama burada yoğunluk. Çünkü dediğim gibi ben biraz şey aldım buraya, not aldım hepsini kafamda tutamam diye. Yani biz geldiğimizden beri 5 maç oynadık. Hiç maçta tam takım sahaya çıkamadık. Çünkü sezon başı biliyorsunuz bu kartlar bir yere görülüyor bir yere yoğunlaşıyor. Bir yerde patlıyor. Bu da muhtemelen devrenin sonunda oluyor. Yani birçok cezalı oyuncumuz, ayrılan oyuncularımız oldu. Hadi bunları saymayayım şurada. Bu hafta gençlerle maça çıkacağız dedik. Alperen'le Ali Kağan Cuma'ya kadar çalıştık onlarla beraber. Oynayacağız gibi. Pozitif çıktı. Test çıktı. Pozitif çıktı. Onlar da gitti. Yavuz'la Gökmen
Arkadaş'ın bir problem vardı. Onlar sakatlandı. Gökmen ancak 10 dakika oynadı. Normalde oynayacak bir kardeşimizdi. Ya böyle durumlar da çıkabiliyor. Biraz bunun için transfer durumu biraz daha geniş tutalım diyoruz. Yani çünkü bir daha transfer yapma şansımız olmayacak. Yani olabildiğince mevkileri, en azından bütün mevkilerde bir oyuncu, bir de onu zorlayan bir oyuncu olsun gibi hareket etmek istiyoruz. Zaten ön tarafımız biliyorsunuz İrfan da gittiği için sadece evet. Genç kardeşimiz var. Yani hiç kanat oyuncumuz yok. Aralara sağ sol 4 desek, belki 5-6 olabilir bu, bilemiyorum. Yani bir yoğunluk olacak transferi. Tam sayı vermesem de yani her mevkide dolacak şekilde yoğunluk olacak. Yani 3-5 tane oyuncu arkadaşımızla bunu halledemeyiz. Büyük bir boşluğumuz var çünkü. Bir de şunu da düşünmek gerekiyor. Gençlerimiz ya, ama yarın bugün bunların hata yapma toleransları hep bizde olacak. Yapabilirler. Büyükler de hata yapıyor. Gençlerin yapması gayet doğal. Ve bunu hoş görmek zorundayız. Yani şu anda iyi oynadılar ama yani bunun yarın bugün kötü de oynayabilirler. Hata da yapabilirler. Dinlendirmek zorunda da kalabiliriz. Böyle durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ya biraz genel olarak söylersek geniş bir rotasyonlu bir kadro kurmayı düşünüyoruz. Peki hocam, Aksaspor'un durumu şu anda mevcut, belli. Yani evet. Ligdeki puan durumu da belli. İkinci yarıda hedefiniz nedir hocam? Ya şu anda yani en mantıklı söyleyeceğim şey, puan durumuna baktığınız zaman buradan olabildiğince uzaklaşmak. En mantıklısı olabildiğince uzaklaşmak ve çabuk olarak uzaklaşmak. Ki rahatlayalım, bir nefes alalım. Ki ondan sonra yapacağımız daha farklı işler de olur. Önemli olan buradan bir an önce uzaklaşmak yani. Ne kadar uzaklaşırsak o kadar iyi derim yani. Ne kadar çabuk sürede uzaklaşırsak en azından o şeyi, tedirginliği, o panik havası yaratmadan bir an önce, yani tüm ilk 5 maçta bir şekilde bir şeyler toplayarak en azından onun üzerine çıkıp ondan sonra bir rahat bir nefes almak en büyük dileğimiz. Çünkü insan bakmak bile istemiyor yani. Hocam. Hoş bir durum değil. Transferlerden bahsettik. Mevcut kadrodan ayrılacak oyuncular var mı? Ayrılanları aldı, zaten gençlerimiz kaldı. Yani gençlerden, gençlerden başka Ali Kağan mesela Süper Lig kulüplerinde gündeminde oldu. Var, diyoruz. Öyle durumlar da olası olabilir. Benim de kulağıma geldi, isteyen kulüpler var diye. Yani o da bizleri sevindirecek bir durum. Onu artık yönetim kurulu şey yapar. Bize fikrimizi sorar. Herhalde net bir teklif olmadı. Yani olsa da bizim bundan sonra gidecek olanlar bonservisine gider. Tabii ki. Tabii. Çünkü gidenlerin hepsi sözleşmesi feshedilerek. Feshedilerek onlar zaten. Bundan sonra gidecek olan yani para bizim, kazandırarak gider. Evet, yani. Kulübümüzün izni olarak gitmek zorunda bundan sonra gidenler. Başka da sanıyorum şu an böyle bir gidecek durum yok. Haber de şu olabilir. Özür diliyorum. Yani sizin sorunuza devam diye. Şu olabilir. Belli bir önümüz gördükten sonra gelen oyuncular olur. Burada bazı mevkilerde bir şişkinlikler olur. O zaman belki mesela bizim genç oyuncularımızdan hani yetişme amaçlı, pişme amaçlı hani görev alması zor bazı mevkilerde olduğu zaman böyle yani belli yerler onları kiralık da yönlendirebiliriz ki bu da bizim kulübümüz için iyi bir şey olur diye düşünüyorum. En azından pişerler, hazır bir şekilde gelirler. Çünkü o da önemli bir konu. Hocam yeni transferlerden Aksaspor tesislerinde fotoğraf atan oyuncular oldu. Bunu hani, antrenmanlara çıkmıştır diye tahmin ediyoruz, denenmiştir. Aldığınız oyuncuların sonuçta az bir transfer yapılmayacak. Belli kadronun çok ihtiyacı var. Bir uyum sorunu oluşabilir. Bunu nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Çalışmalarınız var evet. mı? Uyum sorunu mutlaka olacak. Olmaması imkansız bir şey. Demin de dediğim konuyla ilgili çok kısa bir zaman var. Yani beraber yazsak bile tanıyamayız yani. Oyuncuyu. Yani. Harbiden çok az bir zaman yani. Yani bu antrenmanda da şimdi bunların bir de savunma çalışmaları yapacaksınız, hücum çalışmaları yapacaksınız. Bunları birleştireceksiniz. En kötüsü de hazırlık maçı yapmamak. Hem vaktin olması, olmaması, hem de bu hastalık yüzünden işte test yapamıyorsun falan. Bir de onu korumak zorundayız. Oyuncularımızı da korumak zorundayız. Çünkü bir bulaş olduğu zaman falan arka arkaya geliyor. Çok zor durumda kalıyor. Hemen sahaya çıkarmıyorsun. 10 gün yine antrenman kalıyor. Tekrar onun hazırlanma bir süreci. Yine 2-3 haftaya oluyor falan.
Ya biraz şey, bizden de kaynaklanmayan zor günler geçecek ülkece yani. Diğer takımlarda da bu konular üstünlükler oluşuyor. O konuları en kısa sürede aşmak için yani daha çok mesai harcayabiliriz, daha çok oyuncularla konuşabiliriz. Zaten konuşuyoruz da. Yani özelliklerini şimdi işte geldiği yerleri konuşuyorsun. Ancak nerelerde oynamış, kaç böyle atmış, kaç şey olmuş, bunları incelersin, konuşuyorsun. İşte antrenmanda gördüğün kadarıyla işte çabuk oyuncu mu, ne bileyim işte sağ ayaklı solda mı, sol kanatta mı daha oynuyor, sağ kanatta mı daha oynuyor falan mı? Ya bu konularla oyuncularla iletişim kurarak en çabuk şekilde tanımaya çalışacağız. Ve orada tanımaktan daha çok işte yani o oyuncuları bünyemize katarak en büyük faydayı sağlamak. Çünkü o da sonuçla bağlantı. Sonuç, ilk maçlarda sonuç iyi olursa bu tabii ki çok kolaylaşıyor. Ama sonuçlar çok etkiliyor böyle konuları. Çünkü malumuz demoralize, herkes biz de dahil olmak üzere yani. Bir şekilde kafamızı kaldırıp ama galip geldiği zaman bu işler daha kolaylaşıyor. Ya da ne bileyim işte puanla olduğu zaman bu işler biraz daha kolaylaşıyor. Sorun mu hocam sonuçta? Hocam ben şey soracağım. Bu haftaki seyrettiğiniz maç gerçekten iyiydi. Kötü değildi. Gençlerin birçoğu iyiydi. Kaleci ilk defa oynadı galiba. Kupa maçı da oynamıştı. Kupa maçı da oynamıştı. Ben çok gördüm. Evet. Ben gayet de iyi gördüm genç çocuğu. Kurtarışları ve tekrar tekrar televizyonlarda gösterirken o kurtarışların hepsini gösterdiler. Aslında genç kalecilere daha çok zaman verme gibi bir imkanımız olabilecek mi? Yani şimdi bu çocuğu gördük. Gayet iyi oynadı. Evet. Şimdi bu çocuk bir türlü fırsat bulamıyor aslında. Yok şöyle bir şey var. Bu iyi oynadı. Biz bir kaleci mi aldık? Bu kaleci oynamaya devam eder. Sizce kimi nasıl? Bence çok iyi. Hatta şunu söyleyeyim. Maçtan sonra resmi olmayan bir teklifte bir tane Süper Lig kulübüne bize verin diye bir şey de oldu yani. Halil için yani. O zaman çok güzel. Olacak. Ben çok şunu beğendim. Şahsen çok beğendim. Şu maçta mesela kalecimiz, bir kaleci geldi. İsimli olur, isimsiz olur. Yabancı olur, yerli olur. Hayır, bu Halil iyi oynarsa Halil iyi oynamaya devam eder. Tabii. Oynar. Herkesin hakkını vermek lazım bu durumda. Yoksa Halil bir daha nasıl kazanacağız? Öyle bir şey olamaz yani. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Bu imkansız bir şey yani. Bunu ben yapmam yani. Belki diğer oyuncuların bazılarını yani şey yapabiliriz. Rotasyon yapamayız ama orada iyi oynayanlar devam eder. Neden burada biz sakat oyuncularımız Hasan Ali var? Evet. Hasan Ali ayın 20'sinde sanıyorum düz koşulara başlayacak. Yani yine 2-3 maç kaçırabilir yani. Yani bir de işte sadece düz koşu, bir de takımla antrenmana katılması, topla katılması falan. Bizim için de bir ayrı bir transferdir ya Hasan Ali. Yani Hasan Ali çok önemli bir oyuncu yani. Israrla söylüyorum. Evet, kesinlikle. Tabii ki yapacağımız transferlerle beraber aslında içerideki topçuların transferleri bizi daha çok sevindirecek. Evet, evet, evet. Maddi açıdan bizim yani, ben biraz da şeyim yani, böyle genç oyuncuları daha çok seviyorum, daha çok diyorum yani. Çok daha rahat çalışıyorlar. Gözünün içine bakıyor, istediğini yapmaya çalışıyor yani. Büyüdükçe bozuluyorlar. Bizim ülkemizin şeylerin şartlarından dolayı. Ya tabii bütün oyuncular değerli ama yani ben biraz daha şey yapıyorum yani, onlara daha toleranslı, daha farklı bir gözle bakıyorum yani. Demin de söyledim ya, onların hata yapma toleransı olacak, büyükler yapıyor. Onların yapması çok doğal bence. Yapacaklar da yani, bunu engelleyemez. Bu hata oyunu. Hata olmaz zaten, gol olmaz yani bir şekilde. Zaten eğer bu haftaki başlarda dediğimiz gibi yani rahatsızlık olup da oynamayan arkadaşlar oynasaydı belki biz galip bile gelebilirdik yani. Ben bunu düşünüyorum. Tabii şimdi kötü değil yani. Ali Kağan önemli bir oyuncu. Geldik ceza sahasında durduk. Yani geldik ceza sahasında durduk. Evet yani ön tarafta bir şey, bağlantı kuracak oyuncumuz var. Mesela Çektar ilk yarı bir pozisyonu var, girdi soldan çıkardı. Ondan sonra rakip de tabii önlem oluyor. Ondan sonra adamın önüne baraj kurdular, ceza sahası sokmadı adamı. Hadi Çektar'ı ceza sahası içine atsak, onu da düşünüyoruz. Bu defa ona bağlantı sağlayacak, top atacak oyuncumuz. Pek yok gibi yani. Hocam zaten şöyle bir şey var. Çektar geldiğinde bu kadar iyi değildi. Evet. Biz dışarıdan biz de maçları seyrediyoruz ama bu ikinci şeyden beri Çektar ön plana çıktı. Yani top atıyor, top dağıtıyor, çok koşturuyor. Sonuç üzerinde etkili olmaya çalışıyor. Sorumluluk kalmalı. Liderliği aldı. Mecburen, evet, evet. Çünkü yeni bir transfer gibi oldu yani Çektar. Evet, evet. Tabii Çektar'ı biraz daha koşturup mücadele ettirmeye çalışacağız. Biraz temposunu arttırmaya çalışacağız daha doğrusu. Kötü değil. Ya kötü değil tabii ama ilave üzerine koyması gerekiyor. Mutlaka onu siz biliyorsunuz. İyi tempoda oynayabilir. Bunu yapabilir.
hem yaş olarak hem kafa olarak bunu yapacak durumda yani. Onu sen biliyorsun. Evet. Biz sadece dışarıdan gördüğümüz evet, atasınız da. Evet. Bence takım çok kötü değil bence. Evet evet. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Var mı? Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ayaklarınız sağlık geldiğiniz için.